bütün gece uyuyamadım inanın. Sizi de böyle zor durumda bırakmak istemem ama elimden gelen bir şey de yok. Ya zor duruma falan düştüğüm yok benim. Mümtaz ofise gelmişse konuşur durumu anlatırım. Hem bu kadar gayretli bir öğrenciyi o da kaybetmek istemez. Sen yarım saate idari binanın önünde ol, tamam? Teşekkür. Lütfen artık teşekkür edip durma. Allah'ım lütfen olsun. Okul yönetimiyle Tarık amca mı konuşacakmış? İyiymiş. Ne oldu? Bu sefer tokat yok mu? Ben sana yardım etmek istiyorum. Senden gelecek yardım Allah'tan gelsin. Niye? Başına gelenlerin sorumlusu ben değil miyim? Tamam. Madem öyle Burak da düzelteyim. İstemez kalsın. Sen bundan sonra benim gözüme görünme. Başıma başka belalar açma yeter. Karşıma da çıkma mümkünse. Keşke herkesin senin gibi bir evladı olsa. O okula gideceksin aslım. Okuyacaksın. Okuyacaksın ki hayatta hep en iyileri seçme şansın olsun. Annen gibi kahır çekme yavrum. Kızcağız çok mağdur durumda. Ya İzmir'den okul kazandım diye kalkmış gelmiş. Bir ayrıcalık sağlayamaz mıyız? Ya Tarık, sağlayamayacağımızı sen de çok iyi biliyorsun, öyle değil mi? Ama bu seni durdurmuyor tabii. Sabah köründe gelip kafamı şişiriyorsun. Öyle mi? Burslu öğrenci olmasaydı şu an oflayıp puflamak yerine ailesiyle oturup çay içiyor özür diliyordun. Ya 40 yılın başı bir şey rica ediyorum senden. O kızın kaydı yapılacak. Oo, bu ricadan çok biraz daha emir gibi oldu be Tarık. Hatırlatmama gerek yok sanırım. Senin karşında bu okulun yönetim kurulu başkanı var. Mümtaz, ben senin maaşlı çalışanın değilim. Sen de bunu unutma. Ya, tamam Tarık, tamam uzatma ya. Prosedürü biliyorsun, onun için söylüyorum. Yönetim kurulunu toplamam lazım. Topla o zaman. Aa tabii tabii, öyle topla deyince hemen toplanıyor değil mi? Ya adamların işi gücü var kardeşim. Ya kim olduğu ne olduğu belli olmayan bir kız için koca koca adamları işinden gücünden edersek senin de benim de canım okurlar, haberin olsun. Efendim Sibel. Ay Tarık, Tarık neredesin sen? Tamam canım, nerede olduğunun önemi yok. Bana bak, atlayıp hemen Bodrum'a geliyorsun. Ne oldu Sibel, bir sakinleş. Berçin ayağını kırdı. Kızımız çok kötü durumda. Ne? Nasıl oldu, nasıl kırdı ayağını, neredesiniz şimdi? Tarık'cığım, şimdi sana laf anlatacak psikolojide değilim, atla gel hemen. Ne olmuş ya, kimin ayağı kırılmış? Berçin. Aa. Ayağını kırmış. Of. Ben ilk uçakla Bodrum'a gidiyorum. Toplantılara katılamayacağım. Mümtaz, yönetim kurulunu mu topluyorsun? Ne yapıyorsan yap. O kızın kaydını yap. Mutlaka ben gelene kadar hallet. Tabii tabii. Hocam. Benim acilen şehir dışına çıkmam lazım. Öyle mi? Kötü bir haber mi aldınız? Bir sorun yok değil mi? Çok ciddi bir şey değil de telaşlandım biraz. Kızım ayağını kırmış. Ne olduğunu da bilmiyorum. Benim hemen onun yanına gitmem lazım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim ama merak etme. Ben Mümkaz'la konuştum. Şimdi böyle durumlarda yönetim kurulundan karar çıkması gerekiyor. Bir toplantı yapılacak. 2 gün içinde bir karar alırız. Şehir dışında olsam da süreci takip edeceğim. Sen canını sıkma. Halledeceğiz. Sağ olun. Sizin de telaşınız varken yolunuzdan alıkoymayın. Önemli değil. Ben uçağa yetişeyim. Ozan? Tarık amca. Biraz konuşabilir miyiz? Çok vaktim yok ama söyle, acil bir şey mi? Dün olanları duymuşsundur. Duydum. Gelir gelmez karıştırmışsın ortalığı. Ya
ben aslında tam olarak öyle olsun istemedim. Dün annemle Mümtaz'a kızınca hiçbir suç olmayan kızın canını yaktım. Ya olan kızcağız oldu tabii. Bravo sana. Vallahi ne desen haklısın. Oğlum senin bu öfken ne zaman inecek? Bak artık başkalarına zarar vermeye başladın. Ben de onun için geldim zaten sana. Sen bu kızın kayıt için yapabilecek misin gerçekten? Thank you.